Yüzbaşı Valeh Memiyev ve şehit olan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi biz de rahmetle anıyoruz. Sevgili seyirciler, Karabağ zaferi hepimize, Türk dünyasına büyük gurur yaşattı 2020'de. Kazakistan'da sevgili seyirciler, idam cezası kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev bu konuya ilişkin yasayı imzaladı. Ayrıntıları neler, şimdi onu öğreneceğiz. Nur Sultan'a gidelim. Caner Salıbay karşımızda. İdam cezasının kaldırılması önemli bir gelişme tabii ama istisnaları muhakkak vardır. Nedir o istisnalar, ayrıntılar neler? Senden alalım detayları. Evet Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev idam cezasını kaldıran bir yasayı imzaladı. Yasaya göre idam cezası sadece istisna olarak savaş döneminde infaz edilebilecek. Tokayev'in talimatına göre Dışişleri Bakanlığı ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin ikinci ihtiyari protokole taraf olma işlemlerini başlattı. Hatırlatalım, Kazakistan'da idam cezası 17 Aralık 2003 yılında Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından yasaklanmıştı diyelim. Öte taraftan 10 Ocak'ta yapılacak olan parlamento seçimlerine katılacak seçim komisyonu üyeleri ve gözlemciler negatif sonuçlu PCR testi yaptırmalı. Yüksek ve orta riskli bölgelere gidecek olan gözlemciler 5 ve 9 Ocak aralarında negatif sonuçlu PCR testiyle bölgelere gitmeli diyelim. Belirttiğiniz gibi Kazakistan'da salgınla mücadele devam ediyor. Bölgelerde de kısıtlayıcı tedbirleri güçlendiriliyor. Doğu Kazakistan bölgesinde 18 Ocak'a kadar karantina tedbirleri uzatıldı. 6 Ocak'tan itibaren ise bölge içinde otobüs ve diğer trafiklerin işlemleri devam edecek. Kazakistan Sağlık Bakanı Kazakistan'daki aşı ile ilgili de bir açıklama yaptı. Kazakistan'da 10 milyon kişinin Sputnik V aşısı olması planlandığını belirtti ve şimdi Rusya ile 2000 doz için anlaşma yapıldığını da belirtti. Bakana göre aşı bir madde şeklinde Kazakistan'a tedarik edilecek ve daha sonra Karaganda bölgesinde bulunan ilaç fabrikası temelinde üretilecek. Ayrıca Pfizer aşısı ilgili de bir açıklama yaparak Pfizer aşısının bu yılın ikinci yarısından sonra Kazakistan'a getirileceğini ve Aralık ayında Pfizer temsilcileriyle bir görüşme yapıldığını da belirtti. Kazakistan ve Orta Asya ülkelerindeki salgınla ilgili son rakamları aktarmış olursak Kazakistan'da bugüne kadar 157.579 vaka tespit edildi. 144.710 hasta iyileşti ve bu salgında 2.262 can kaybı yaşandı. Özbekistan'da ise vaka sayısı azalıyor. Bugüne kadar Özbekistan'da 77.258 vaka tespit edilirken 75.437 hasta iyileşti ve 614 hasta COVID nedeniyle hayatını kaybetti. Kırgızistan'da ise vaka sayısı artıyor. Bugüne kadar 81.388 vaka tespit edildi. 76.728 hasta iyileşti ve salgında 1.360 can kaybı yaşandı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Teşekkürler Caner Salıbay. Nur Sultan'dan aldık Kazakistan'a ilişkin, gündeme ilişkin notları.